Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü Call of Duty rehber videomuzda Trophy sistemi inceleyeceğiz. Nedir, nasıl çalışır, nasıl kullanışı olur, Trophy sistemi ile neye dikkat etmeniz gerekiyor, tüm detayları da size aktarıyor olacağım. Hadi gelin şimdi rehber videosuna başlayalım. İlk önce açıklamasında ne yazıyor ona bir bakalım. Yerleştirilebilir bu cihaz üzerinizde gelen 3 tane ekipman ya da roketi yok eder. Bunu kurduk mu çok rahatız öyleyse değil mi? Oyun sonuna kadar takılırız demeyin. Belli bir süresi var Trophy sistemi. Sonrasında parçalanıyor. Trophy sistemi kullandığınızda multiplayer'de 45 saniye, Warzone'da ise 10 dakika boyunca sizi koruyor. Ardından yok oluyor. Tabi açıklamasında yazdığı gibi 3 tane ekipman ya da roketi savuşturduktan sonra da yine parçalanıyor. Koruma alanı ise 8 metre. Toplamda da 100 canı olduğu için herhangi bir hasar yediğinde parçalanabiliyor. Koruması ise düz bir kalkan değil de çember şeklinde sizi koruyor. Hani filmlerde olur ya böyle etrafınızı enerji kalkanı sarar. Onun gibi düşünebilirsiniz. Yani kurduğunuz noktanın üstünden, altından, yanından gelen herhangi bir roketi engelleyebiliyor. Ama bir şartı var. Trophy sistemin görüş açısı olması gerekiyor. Ne demek bu? Trophy sistemi kurduğunuzda herhangi bir obje görüşünü engeller ise o yönden gelen ekipman ve roketleri engelleyemez. Bunu birazdan daha detaylı şekilde göstereceğim. Gelin şimdi hangi ekipmanlara karşı etkili ona bakalım bir de. Tüm ekipmanları yine Kerem'le test etmek için custom maça girdik. Hepsini teker teker test ettiğimizde gaz bombası, flash, stun, smoke, snapshot, claymore, frag, molotov, C4, semtex, proxy ve termite'ı engellediğini gördüm. Yani engellemediği 3 tane ekipman kaldı aslında. Bunlar Steam ve Heartbeat ki bu ikisini engellememesi gayet normal. Engellemediği son şey ise Trophy Knife. Hatta Trophy System daha önceden yere atılmış olan şeyleri de kaldırıyor. Yani daha önceden herhangi bir mayın gördüyseniz üstüne Trophy System'ı asarsanız onu da yok ediyor. Bu Semtex için de geçerli arkadaşlar. Semtex yediğinizde doğru anda Trophy System atarsanız üzerinizdeki patlamak üzere olan Semtex'i yok edebilirsiniz. Peki ya Field Upgrade'lere karşı nasıl bir etkisi var? Mantıken yere doğru fırlattığınız, yani fırlatarak kullandığınız tüm ekipmanlara, Field Upgrade'lere karşı etkili olması gerekiyor değil mi? Çünkü düşmandan bir şey geliyor ve onu yok etmesi gerekiyor. Yaptığımız denemelerde Ammunition Box'ı engellediğini gördük. Armor Box'ı deneme fırsatımız olmadı ama Ammunition'ı engelliyorsa aynı mantıkla çalışacağı için onu da engelleyecektir. Drone'da ise hiçbir etkisi olmadığını gördük. Dash Silence ve Stopping Power'da zaten bir etkisi olmayacak. Fırlatmalık bir şey olmadığı için kendi üstünüzde kullanıyorsunuz direkt. Peki, Trophy System'in yanında Trophy System kullandırmaya kalktığımızda ne olur? Tabii ki de anında diğer Trophy System'i yok ediyor arkadaşlar. Deployable Cover ve Tech Insert'te de hiçbir etkisi yok. EMP Drone'da ise farklı şekilde çalıştığını fark ettik. Gelen EMP drone'unu yok ediyor ama onun küçük de olsa bir hasarı var ya, onu yemeye devam ediyorsunuz. Ve EMP etkisine girmiyorsunuz. En önemli özellik bu olsa gerek. Çünkü EMP etkisine girdiğinizde namlunuz yok oluyor, bu HUD'daki gözüken şeyler yok oluyor. Tamamen EMP yemiş bir duruma geliyorsunuz. Onun etkisini yok ediyor Trophy System. Aynı testi Killstreak'lerde yaptığımızda ise Cruise Missile, Chopper Helicopter ve Wilson'da engellediğini fark ettim. Gerçi Wilson'ın atış hızı çok yüksek olduğu için hiçbir anlamı yok ona karşı kullanmanın. Özellikle multiplayer'de Cruise Missile yiyeceğinizi gördüğünüz zaman Trophy System'ı yakınınıza koyabilirsiniz. Warzone oyuncuları için ise normalde mantıkken Cluster ve Precision Airstrike'da da havadan bir şeyler geliyor değil mi? Onların da en azından bir tanesini tutması gerekir diye düşünüyorduk. Yaptığımız denemelerde ölümle sonuçlandı. Trophy System'ın hiçbir etkisi yok. O yüzden üzerinde Trophy var, bu gelen roketi engelleyecek diye düşünüp Trophy fırlatıp roketlerin içine girmeyin, anında ölürsünüz, yere düşersiniz arkadaşlar. Warzone demişken de aslında en çok kullanılan yerlerden bir tanesi de Warzone şu sıralar. Çünkü 10 dakikalık kullanım süresi ve 8 metrelik koruma alanıyla Warzone'da taşıt kullanacaksanız kesinlikle olmazsa olmazlardan biri. Diğer türlü direkt bir C4 yiyerek oyunuz mahvolabiliyor. Oyunda bulunan ATV, SUV, UTV, kamyon ve helikoptere Trophy System yerleştirebiliyorsunuz. Yani tüm araçlara koyabiliyorsunuz. Evet, helikopteri de yerleştirebiliyorsunuz ve bunu sıklıkla yapmanızı öneririm. Çünkü Trophy System gelen her türlü roket mermisini yok ediyor. Ve bunu havadan gelen Joker de dahil. Araçları yerleştirirken dikkat etmeniz gereken şey ise Trophy System'ın görüş alanı. Videonun başında bahsetmiştim ya, görüş alanında değilseniz gelen roket ve ekipmana her türlü yersiniz diye.
İşte Tropi sistemi kamyonun ve jipin üstüne yerleştirmediğiniz zaman kör bir açıdan gelen roket sizi anında patlatabiliyor. O yüzden öncelikle kamyon ve jipte aracın en tepesini yerleştirmeye özen gösterin. Her tarafı görüş açısı olsun, her taraftan gelebilecek roketleri engellesin, savuştursun. UTV zaten açık olduğu için neresine koyduğunuzun hiçbir önemi yok. Helikopterde ise işler birazcık değişiyor. Normalde helikopterin iç kısmına koyabiliyorsunuz ama kimi zaman orada görüş açısına giriyor, kimi zaman girmiyor. O yüzden içerideki koltukların olduğu yere koymanızı pek tavsiye etmem. Oyunu bilmeyen oyuncular genelde güdümlü füter üzerinde bir etkisi olmadığını ve bu yüzden helikopterde kullanmamanızı söyler. Fakat aslında helikopterin ön camına ya da pervanenin üzerine yerleştirdiğinizde gelen her türlü füzeyi yok ediyor. Buna güdümlü füzeler de dahil. O yüzden helikopterle dolaşacaksanız tropi sistemi üstüne koymayı unutmayın. Yoksa yolun ortasında boş yere atlamak zorunda kalabilirsiniz. ATV için ise bir şey dememe gerek yok herhalde. Zaten her tarafı açık küçücük bir araç. Araç ve tropi sistem ile ilgili diyeceğim son şey ise araç hareket halindeyken yerleştirmeye çalışırsanız tropi sistem farklı bir noktaya yerleşebiliyor. Aracın üstüne değil yere düşebiliyor. O yüzden tropi sistem kullanırken aracın hareketsiz olması gerekiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Araçla yolculuk yaparken kaç tane C4, kaç tane roket yediğinize dikkat edin. Unutmayın 3 tane hakkınız var. Eğer siz bir fight'tan çıkarken, bir sokaktan dönerken hali hazırda 2 tane yerseniz ve sonraki sokakta da üstünüze bir 2 tane daha atılırsa o son birinciyi yersiniz. O yüzden genelde bir tane tropi sistem üstünüzde kaldığınızda dikkat edin, anında ölebilirsiniz. Tropi sistem ile ilgili de her şeyi, tüm detayları açıklamaya, aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki videoda da stopping power ile ilgili yapmaya çalışacağım. Nedir, nasıl çalışır, gerçekten etkisi var mı, yok mu? Yine bir şekilde aynı oyuna girip üzerimizde denemeler yapacağız. Eğer bu denemenin nasıl gideceğini merak ediyorsanız aşağıdan abone ola tıklayarak bildirimleri açabilir ve sonraki videonun geldiğinden haberdar olursunuz. Aynı şekilde bu videoda beğendiyseniz yine aşağıdaki beğeni tıklayabilir ve kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Yine geldiğiniz, yine izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.